that I'm proud of them today. Bugün onlardan gerçekten gurur duyuyorum. Ellerindeki her şeyi verdiler, mücadele gösterdiler. İlk buldukları fırsat ve akabinde gelen bir gol ama futbol bu şekilde. Başakşehir, Trabzon, Beşiktaş ve Fenerbahçe Galatasaray dördünde kaybetti. Oyuncular mı yetersiz yoksa kendisi mi yetersiz Galatasaray için? Benimle ilgili herkesin bir düşüncesi olabilir. Sizin de bir düşünceniz vardır. Önünüzdeki arkadaşın da bir düşüncesi vardır. Mağlubiyet geldiği zaman hemen hocaya yüklenilir, hoca kötü denir. Ama benim açımdan bakıldığı zaman sizin açınızdan bakılandan daha karmaşık durum. İki ay önce geldim buraya. Onun için de en iyi sistem ve en iyi 11'i bulmaya çalışıyorum. O yüzden bu tip değişikler aslında normal. Çok garip olduğunu düşünmüyorum. Igor Tudor'un derbi mağlubiyeti sonrası açıklamalarıyla ikinci bölüme başladık. Bu arada Beşiktaş Adana Spor karşısında 80. dakikada Tosic'in attığı golle 3-2 öne geçti. Şu anda 82. dakika oynanıyor. Dönelim Igor Tudor'a. Şimdi ben ne dedim burada? Riker'in gitmesin. Bu saatten sonra Riker'in gitmesi bir şey değiştirmez. Riker'in kalması daha pozitiftir dedim. Sonra Tudor'u aldılar. Dedim ki alabilecekleri en iyi adamlar. Niye? Çünkü en azından ligi biliyor. Genç, hırslı bir adam. Ligde de Avrupa'dan gelmiş gibi oyuncuları tanıyor. Mersin tanımıyormuş. Şimdi bu laf mı? İşte ben, peki kardeşim sen şeyin başındayken, Karabük'ün başındayken Galatasaray oyuncuları tek tek analiz etmiyor muydun? Karabük her iki oynadığı maçta da Galatasaray'a kök söktürmedi mi kardeşim? Demek ki sen Galatasaray'ı takip ediyordun. Galatasaray'ın ideal 11'in ne olması gerektiğini, ne olduğunu, oyuncuların kapasitesini zaten biliyordun, görüyordun. İşin bu. Yapmıyor muydun bunları? Şimdi neyi tanımaya çalışıyorsun? Neyin abuk sabukluğun peşindesin abicim? Yani şimdi bir takıma sezon sonunda gelip de o takımı sıfırdan yeniden yaratmak diye bir şey hangi akıllı adam yapar ya? Biraz zeka kırınsa olamadan böyle bir şey yapmaz. Bu belli ki kompleksler içerisinde bir adam. Ama zaten Galatasaray'da baktığın zaman yönetimden başlayan bir kompleksler içerisinde olma durumu var. Şimdi bak Galatasaray'da herkes şu anda, orada bulunan herkes, yönetimi, teknik direktörü, orada oluşan grup, hepsi şu şaşkınlıktalar. Benim burada ne işim var? Tamam mı? Benim burada ne işim var? Aman Allah'ım, inşallah uyanmam. Bu bir rüya olmalı. Hissiyatları bu. Dursun Özbey'e, sen 5 sene önce gitsen. Desen ki, ey Dursun Özbek beyefendi, iyi bir otelcisin, hoş bir adamsın, herkes seni seviyor, sempatik bir adamsın, görüntüsü veriyorsun etrafında, kendi çevrenin içerisinde falan. Sen 3 sene sonra Galatasaray başkanı olacaksın dese, Dursun Özbek der ki, abi nereden olacağız ya, ben Galatasaray kulübünün yerini bilmiyorum. Ben hayatımda maça gitmedim, hayatımda kombine almadım, tribünde yerim yok, locam yok, maça son çocukluğumda gitmiştim. Nereden ben Galatasaray başkanı olacağım der, tamam değil mi, demez mi? Şimdi o adam orada, tamam mı? Galatasaray kulübünün başkanlık koltuğunda oturuyor. Şimdi televizyonu açıp kendini görünce inanamıyordur. Ben ne yapayım? Ben hanım bak benim bu falan diyordur, tamam mı? Çünkü alacak bir iş değil. Yani kimse inanmıyordur. Şimdi keza Tudor. Şimdi Tudor'a sezon başında demişler ki ya Karabük diye bir takım var. İşte Anadolu'da Türkiye'de küçük bir takım var. Ufak bir bütçesi var. Sen gel oraya işte yılda da işte 300-400 bin dolar euro para alırsın. İşte idare edersin durumu falan filan. O da gelmiş buraya böyle. İşte, yani futbolculuk kariyeri yüksek ama teknik direktör olarak kariyeri yok henüz daha. İşte o da birdenbire geçmişinde Avrupa şampiyonluğundan Türkiye'nin en büyük taraftar kitlesine sahip iki kulübünden biri falan filan onun teknik direktörü. O da şimdi ulan benim ulan bu. Arkadaşlar öyledir. Çocuklar bakın akşam televizyon açacağım ben Galatasaray'da falan. Şimdi iki tane böyle adam var Galatasaray'da. Biri teknik direktör, biri yani bunlar ediyle büdü. Ama o yüzden de Galatasaray'ın işi duaya kalmış. İyi ya ne yapıyordu? Ya böyle bir şey olabilir mi kardeşim? Şimdi dediklerinize destek veren şekilde bir açıklaması var. Lukas Podolski'nin. Dinleteyim size. Dass wir heute drei Klassen besser waren auf dem Platz. Şu an hiç kazanmak istemeyen 2-3 seviye düşük bir takıma karşı yenilmek beni ayrıca üzdü. Yani biz burada ikincilik, üçüncülük takımlarıyla da oynadık. Böyle değildi onların performansı, onlarınki bile. O yüzden çok üzgünüm. Gehabt und das ist schwierig. Bu takım Türkiye'nin en büyük takımı. Avrupa'da, dünyada en çok bilinen takımı. Bu taraftarlara için şunu önerebilirim. Daha çok sakinlik ve huzur olmasını umarım.
Çünkü 2 yılda 5 tane de hoca değişikliği oldu. 2 yılda 5 hoca değişikliği oldu. Bu takımın huzura ihtiyacı var diyor Podolski. Podolski dün sahada hayran kaldım. İki oyuncu dedim ya, biri Podolski, birisi Brumay dedim. Sahada ayakta durabilen oyuncular. Podolski bu takımda işi bitmiş. Takım şampiyon da olsa, sonuncu da olsa, küme de düşse, Avrupa'ya da gitse, dünya şampiyonu da olsa Podolski gitmiş. İki ay sonra yok. Dün muazzam bir özveriyle, muazzam bir hırsla oynuyor. Tribünlere tezahürat çağrıları yapıyor. Tamam. Şimdi bu adam, bu işin feleği varsa bu futbol işinin, onun çemberinden geçmiş bir adam. Ne diyor? Huzur lazım. Geçen gün bunu ben Ali Dürüst'e söyledim. Galatasaray'da işte dedik. O lazım, bu lazım, şu lazım. Dedim ki bak arkadaş, Galatasaray'a bu dediklerinin tamamı lazım olabilir. Para lazım olabilir, bilmem işte oyuncu lazım olabilir, teknik direktör. Galatasaray'a birinci lazım olan şey, birinci, her şeyden daha önce lazım olan şey ne biliyor musun? Dostluk, dayanışma, inanç, kardeşlik lazım. Galatasaray'a nasıl bir yönetim lazım diyorlar. O mu olsun başkan, bu mu olsun? Abi kim olursa olsun. Ben karışmam o işe, ben anlamam. Bir tane bir genel kurulu var Galatasaray zaten. Neydi, belirsiz bir genel kurulu var. Bilsinler ki o genel kuruldakiler, eğer Galatasaray'ın umurlarındaysa, Galatasaray'ın nereye gittiği ve ne olacağı, ki umurlarında olduğunu önemli bir bölümün hiç zannetmiyorum. En azından %50'sinin hiç umurunda değil. Umurundaymış gibi davranıyorlar. Onları da anlatırım sana ayrıca istiyorsan. Galatasaray'a öyle bir yönetim lazım ki beraber yaşasınlar, aileleri dost olsun, beraber yemeğe gitsinler, beraber içmeye gitsinler, beraber gülsünler, beraber eğlensinler, beraber ağlasınlar. Böyle kavrayıcı, bütünleştirici. Bugün kim var abi orada? Kim var? Kim var? Şu yönetim kurulundan benim yarın desen ki buradan kim Galatasaray'da kalıcı olacak bir iş, kalıcı yönetici olabilir diye. Ali Yüce diye genç bir kardeşimiz var. Bunun dışındaki tamamını böyle bir sepete doldur, götür. Galatasaray'ın arka tarafında bir duvar vardı. Onları aşağı boşalt, aşağıdaki çöpe gitsinler. Gerisi hikaye. Bu Galatasaray'a bu lazım kardeşim. Beraber yaşayacak, beraber sevinecek, beraber eğlenecek. Birbirinin gözüne baktığı zaman kafasının arkasında kötü bir düşünce olmayacak bir yönetim lazım. Dışarı çıktığı zaman birbirine sallamayacak. Yolda gördüğü ilk Galatasaray'a başkanı ve diğer yönetim kurullarını anlatmayacak, satmayacak. Futbolcunun da saygı duyacağı, futbolcunun da gördüğü zaman önünde önünü ilikleyeceği, bu adamlar adam diyeceği bir yönetime ihtiyacı var. Şimdi senin benim gördüğümü, taraftarın gördüğünü, oradaki futbolcunun görmeme ihtimali var mı kardeşim? Yönetim kurulundaki üyelere baktığı zaman eğer futbolcu, teknik direktör, sporcular bir saygı duymuyorsa olmaz abicim bu iş. Olmaz. Duymuyorlar. Olmaz. Sence duyuyorlar mıdır? Podolski ne demek istiyor abi huzur lazım derken bu kupa? Beş kere sezon ortasında teknik direktör değiştirmez derken ne demek istiyor abicim? Diyor ki yönetim kuruluna, arkadaşlar siz bu takıma huzur veremiyorsunuz. Bu takım, ben içinde yaşıyorum, bu takımın huzuru yok diyor. Bu kulübün huzuru yok diyor. Diyor ki siz bu işi bilmiyorsunuz. Teknik direktör değişmek de bu iş olmaz. Teknik direktör değiştirmenin melekesini biliyorsun değil mi? Başkanın kendini değiştireceğine teknik direktör değiştiriyor. Sürekli. Bir daha değiştirir. Bunu yollar başkasına. Seneye bir daha değiştirir. Tabii faturayı birine ödettirip yolluyor. Faturayı birine ödettirip. Şimdi şöyle diyeyim. Birisi oraya pislemiş. Tamam mı? Masada 5 kişi var. Bir tanesi de patron. Pisleyen de patron. Masada da çalışanlar oturuyor. Diyor ki restoranda diyelim oluyor. Restoranda diyor ki bu. O diyor ki vallahi bu yaptı, atın dışarı. Böyle bir şey olur mu? Baba sen pisledin oraya, biliyoruz. O seninki, kokusundan belli. Şimdi berbat bir sezon geçiriyor Galatasaray ama rakip Fenerbahçe de hiç geçici bir sezon geçirmiyor. Yani tamam. iki kulübün de en daha sıkıntılı sezonlarından biri. Ne dedim burada geçen hafta? Favori Fenerbahçe'dir dedim ya sana. Evet. Ne oldu? Fenerbahçe kazandı. Oynamadan. Hiç oynamadan. Tabii onu... Utanç verici bir futbol sonucunda. Bu daha da acı. Şimdi Galatasaray bu sezon ne yaptık kardeşim? Kimle oynadık? Fenerbahçe ile oynadık değil mi? İki maç. Kaç puan aldık Fenerbahçe başlarına? Sıfır. Trabzonspor'la oynadık. İki maç. Bunlar bizim rakiplerimiz diye söylüyorum. Kaç puan aldık? Son maç 2-0 yenildi. Sıfır puan aldık. İlk maçta da yenilmiştik. Başakşehir'le oynadık bu sezon. İki maç. Kaç puan aldık? Biraz averaj farkı da oldu. Sekiz gol yedik değil mi? Evet.
2 maç 0 puan. Beşiktaş'ta oynadık ligde 2 maç. 1 puan. Sahamızda yenildik orada. Abi 2, burası 2, 6, 6, 0-1. 6, 6, 6, 6, 18. Burada kaybetmişiz abi 21-22 puan abi. Sadece rakiplerimizden. Ve bu rakipler, şampiyonluk yarışındaki rakiplerle Tudor döneminde oynadığı karşılaşmada gol atamadı Galatasaray. Yani puan almak değil, gol atamadı. Şimdi abi hep söylüyorum orada, Tudor'un bir gol planı yok abi. Bu takım nasıl gol atar diye bir planı yok abi. Herkes aman da aman dedi Adana maçında. Dedik ki kardeşim Adana düşme oynuyor. Geldi, açık bir futbol oynadı. Açık foul yapmadı, sertleştirmedi, kapanmadı. Galatasaray Haybe'ye bir maç kazandı. Buna inanmayın. Burada demedim mi abiciğim? Bu sorun sizi yanıltmasın. Haftaya Başakşehir maçı var. Perişan oluruz demedim mi? Peki avukatın 0-0'a da mutlu olurdum açıklamasına ne diyorsunuz? Hatırlatayım mı size? Yani avukat sözleri, zaten avukat istiyorsa hatırlat. Hatırlamaya gerek yok. 0-0'a gelmişler. Hadi hatırlat. Bir dinleyelim avukat. Kendi sahamızda oynadığımız maçlara baktığımızda 5000, 6000, 7000 taraftarın önünde oynadığımızı görüyoruz. Bizim taraftarlarımıza ihtiyacımız var anlamında ama biz bunu şu anda kendi stadımızda göremiyoruz. Bu bir bahane değil, bu bir gerçek. Sıfır sıfırla mutlu olurdum ama yine de gol atmaya çalışıyordum. Ama maçın sonuna geldiğimizde ben 0-0'la mutluydum dediğim gibi. Biraz şans da bizim yanımızdaydı, golü attık. Bütün hafta boyunca gazeteler, televizyonlar sadece bu derbiden bahsediyor. İnsanlar bu derbiyi konuşuyor. Tüm bunları değerlendirirsek gerçekten harika bir derbi. Televizyon, that's great. Bir puana gelmiş. Bütün maç sergide işiyor. 80. dakikadan sonra da belki bir tane belki atabilirimsem diye bir takım değişiklikler yaptı. Nitekim tuttu. Ama bir puana gelmiştik. Çok net. Samandıra'da meşalelerle. Çok net. Çok net. Sevinmekte sapına kadar haklıdır. Şimdi Galatasaray camiasında bak. Dün biz statta Galatasaray kulübü loca sistemini, Türkiye'yi ilk kuran kulüptür, loca sistemini kurduğu günden bu yana Galatasaray'a her sene bir dünya para verip loca alan 8-10 kişi bir araya geldik, oturduk devre arasında. Maçı kaybedeceğini biz biliyorduk. Dedik ki arkadaş, biz bundan sonra ne loca alırız ne kombine alırız. Kim alsın bunları abi? Kim bu yönetime ibra verdiyse, kim bu yönetimden memnunsa camia içerisinde, o genel kurulda, gitsin onlar loca alsınlar, gitsin onlar kombine alsınlar, maç ona gitsin. Ben bundan sonra Galatasaray maçlarına gitmem kardeşim. Aklı olan da gitmez. Aklı olan da almaz. Ne kombine alır, ne loca alır, ne başka bir şey alır. Çünkü şunu söylüyorum bak. Bu Galatasaray'da bu adamları başımıza getirenler, bu adamlardan büyük memnuniyet duyanlar. Hadi geldi bir kere. Hata oldu geldi. Hatadan dönmeyenler. Bu adamlarla beraber bu işi devam ettirmekten yana olanlar. O kongrede, o genel kurulda çıkıp bana küfredenler. Seni eleştirdiğim için. Benim nezdimde eleştiren herkesi şey, ama ben göründüğüm için. Oraya benim böyle resim basıp işte size bunları söylüyor bu falan diyenler. Bunlardan kaçı son 10, bırak bu sezonu geçen sezonu, son 10 yılda kaç maça gelmişler? Kaçı kombine almış? Kaçı bu kulübü desteklemiş içeride dışarıda deplasmanda? Hadi onlar gelsin maça. Hadi sen onlarla yürü abi bundan sonra. Biz yokuz kardeşim. Biz bundan sonra Galatasaray'ı seven, ben 9-10 yaşından beri Galatasaray'ın hemen hemen her maçına gittim. İçeride dışarıda yıllarca. Ha, işim oldu bazen gidemedim. Etrafındaki arkadaşlarım öyle. Hadi onlarla yürü. Sen o genel kurdaki yürü. Galatasaray'ı işsiz Galatasaraylılara iş bulma kurumu haline getirenlerle, Galatasaray'dan nemalananlarla, Galatasaray'dan adını duyurup 3-5 tane restoranda yer bulup 3-5 otopark kahyasına arabasını park ettirerek mutlu olanlarda, Galatasaray'dan sayesinde bir televizyonda, bir gazetede şu pul kadar resmini görüp ki erkekliğini artıranlarda, hadi onlarla yürü kardeşim. Bundan sonra biz yokuz. Bak şu anda sana da şunu da söylüyorum.
Hadi söylemeyeyim. Süremiz bitti. Beşiktaş haftanın son karşılaşmasında Adana Spor'u 3-2 mağlup etti. Puanını 64'e yükseltti. İkinci Medipol Başakşehir'le arasında 7 puan fark var. Spor saatinin sonuna geldik. Önümüzdeki hafta karşınızdayız.